Bilim insanları Samanyolu dışındaki bilinen en eski yıldızlardan birini tespit etti. Mart ayında Nature Astronomy dergisinde yayınlanan keşif, Samanyolu'nun bir uydu galaksisi olan Büyük Magellan Bulutu'nda evrenin ilk günlerinden kalma bir kalıntıyı ortaya çıkardı ve Güneş'in var olmadığı bir zamanın koşullarını gözler önüne seriyor. Büyük patlamadan sonra doğan ilk yıldızlar milyarlarca yıl önce yaşadı ve öldü, bu nedenle evrenin ilk zamanlarının hikayesini anlatacak hiçbir yıldız kalmadı. Ancak bu yıldız atalarının izleri, oluşan ve bugün hala hayatta olan ikinci nesil yıldızlarda korunmuştur. Bu eski yıldızların dış katmanlarının, doğal gaz bulutlarının kimyasal bileşimini koruduğunu ve dolayısıyla bu bulutları yeni kimyasallarla besleyen ilk nesil yıldızların bileşimini ortaya koyduğunu söyledi. Chiti, bu yıldızların bileşiminin, yıldızlar milyarlarca yıl önce oluştuğunda elementlerin erken üretimine bir pencere sunduğunu söyledi. İlk yıldızlar milyarlarca yıl önce, büyük patlamadan kısa bir süre sonra canlandılar. Bunlar o zamanlar bol miktarda bulunan tek elementten oluşan devlerdi, yaklaşık 1/4'ü hidrojen ve 1/4'ü helyum. Bu devler nükleer yakıtlarını hızla tüketerek dış katmanlarını döktüler ve ardından süpernova olarak patlayarak yıldız çevrelerini çekirdeklerinde oluşan yeni ve daha ağır elementlerle kirlettiler. Bu yıldız külü, ilkinin zenginleştirdiği gaz bulutlarından ikinci nesil yıldızlar doğduğunda karışıma girdi. Bu döngü, giderek daha ağır elementler oluşturarak ve hatta kozmosu yaşam için yapı taşlarıyla tohumlayarak devam etti. Bu, soluduğumuz oksijenin, kemiklerimizdeki kalsiyumun ve kan hücrelerimizdeki demirin kaynağıdır. Gökbilimciler bir yıldızdaki bu elementlerin miktarını ölçerek yıldızın yaşını tahmin edebilirler. Biriken kül ne kadar azsa, yıldız o kadar yaşlı olmalıdır, daha genç yıldızlar ise daha önceki nesillerden çok sayıda element biriktirmiştir. Birinci nesil yıldızlardan hiçbiri gözlemlenmemiştir, ancak gökbilimciler galaksimizde ikinci nesil bazı eski yıldızları tespit etmişlerdir. Bu fosiller çok nadirdir. Galaksimizdeki 100 bin yıldızdan birinden daha azı bu ikinci nesilden. Chiti yaptığı açıklamada, "Gerçekten de samanlıklardan iğne avlıyorsunuz," dedi. Gökbilimciler bu kalıntılardan galaksimizdeki erken koşullar hakkında çok şey öğrendiler. Şimdi, Samanyolu'nun tipik olup olmadığını veya bu koşulların diğer galaksilerde farklı olup olmadığını anlamak istiyorlar. Çalışmanın yazarları bu soruyu yanıtlamak için gözlerini en yakın galaktik komşularımızdan biri olan LMC'ye çevirdi. Güney yarımküreden çıplak gözle görülebilen LMC, Samanyolu'ndan daha küçüktür ve yaklaşık 2,4 milyar yıl içinde onunla birleşecektir. Chiti, LMC dikkate değer çünkü neredeyse kendi başına büyük bir galaksi ve yakın zamanda Samanyolu'nun çekimine kapıldı. Ekip, Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia Uzay Teleskobu tarafından toplanan verilerde LMC'deki eski yıldızları aradı. Şili'deki 6,5 metrelik Magellan Teleskobunu kullanarak takip ettiler ve diğer LMC yıldızlarının içerdiğinden yaklaşık 100 kat daha az demir içeren 10 yıldız tespit ettiler, bu da çok eski oldukları anlamına geliyor. Bir tanesi öne çıktı. LMC-119 olarak bilinen bu yıldız, galaksimiz dışında bilinen tüm yıldızlardan daha az kozmik kirliliğe sahipti. Bu da onun sadece bir süpernova tarafından zenginleştirilmiş gazdan oluştuğunu ve LMC-119'un ikinci nesil bir yıldız ve çok eski olduğunun kesin bir işareti olduğunu gösteriyordu. LMC-119'un büyük olasılıkla en az 13 milyar yaşında olduğunu söylendi. Bugün LMC yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta, ancak araştırmacılar ilk yıldızları oluştuğunda yaklaşık 6 milyon ışık yılı uzakta olduğunu tahmin ediyor. Bu, erken LMC'yi erken Samanyolu'nda oluşan ilk yıldızların fırlatmalarından izole ediyor, dediler. Bu da LMC'nin eski yıldızlarının gökbilimcilere başka bir galaksideki bebeklik koşulları hakkında bilgi verebileceği anlamına geliyor. İlginç bir şekilde, LMC-119 galaksimizdeki eski yıldızlardan çok daha az karbona sahip. Bu durum, bu iki galakside daha ağır elementlerin nasıl oluştuğu konusunda daha önce bilinmeyen bir farklılığa işaret ediyor ve genç galaksimizdeki ortamın muhtemelen LMC'ninkinden farklı olduğunu gösteriyor. Büyük Magellan Bulutu'nun yıldız arkeolojisini açmak ve ilk yıldızların farklı bölgelerde evreni kimyasal olarak nasıl zenginleştirdiğini bu kadar ayrıntılı bir şekilde haritalayabilmek gerçekten heyecan verici, diyen Chiti, LMC'de bulunmayı bekleyen daha birçok eski yıldız olduğuna inanıyor. Şili'deki Blanco 4 metre teleskobunu ve Samanyolu ve galaktik komşumuzdaki en eski fosil yıldızları tanımlamak için tasarlanmış ekipmanı kullanarak güney gökyüzünün 1/4'ünü fotoğraflamak için yeni bir programa liderlik ediyor.
Gökbilimciler bu kalıntıları ortaya çıkararak, yıldızların kozmosu etrafımızda gördüğümüz her şeyi oluşturan elementlerle nasıl zenginleştirdiğine dair daha iyi bir resim çizmeyi umuyorlar.